Kayda da bastım. Kaydediyorum şu anda dersi. Şimdi arkadaşlar, Can hoş geldin sen de. Bütün şey bir modülün bütün videolarını çektim. 2 saatlik bir şeydir toplamda. Yani çok bir vaktinizi almaz. Onları bir izleyin. Her şey de var yani, slaytlar da var elinizde. Anlamadığınız ne varsa bana sorabilirsiniz. İstediğiniz zaman. Tabii sizin sorduğunuz zaman cevap veremeyebilirim ama yazın mesela WhatsApp'a, ben cevaplandırırım size. Bugün ise şey yapacağım. Yani biraz da dedim, şimdi muhtemelen çoğu bakmamıştır o videolara. Biraz da ondan. Bu şeyin içinde bitler, baytlar, bandwidthler falan birazcık onlardan geçti. Üstün körü geçtik o yüzden, yani tartışmadığımız için daha evvelden. Bunlardan bahsedeceğim birazcık. Şimdi başlayalım. Ya Selamlar nasılsın? hocam. İyidir, siz nasılsınız? İyidir hocam. İyidir hocam. İnşallah haftaya tanışacağız yani yüz yüze. İnşallah hocam. Virüs kapmazsak. Bir sıkıntı olmazsa tanışacağız. Evet, paylaşıyorum ben. Ya biliyor da olabilirsiniz, ama mutlaka bilmeyen veya tam kavramayan olabilir. Şu anda ekranı görürsünüz, değil mi? Evet hocam. Tamam. Evet hocam. Tamam. Şimdi biraz bunlardan bahsetmek isterim. Bu derste, yani bir derste bitireceğim bahsedip. Bit nedir? Byte nedir? Bandwidth nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bilgisayar teknolojisinde bilgiler sıfır ve birler ile temsil edilir. Yani bildiğiniz gibi. Bu da nedir aslında? İkilik sistem. Yani bir şeyleri toplarken, bir şeyleri yaparken hep sıfırlar ve birleri kullanırız. Tabii kolaylık olsun diye biz bunları onluk sisteme çeviririz. Bir şeyleri hesaplarken. Ama bilgisayar kendi içinde hep ikilik sistemmiş gibi düşünür. Tabii bilgisayarın içinde işte ikilik sistemi anlayan bir şey yoktur. Aslında bilgisayarın içinde ne var? Devreler var. Yani açık devre var, kapalı devre var. Yani devrenin açık veya kapalı olması nedir? Mesela ben elektriğin prizine bastığımda o şeyi açar, lambayı açar ya, onu mesela 1 diye kabul edelim. İşte kapatmayı da 0 diye kabul edelim. Ve bunlara bir değer vermiş olur. Yani böyle de bir sürü devrecik var bilgisayarın içinde. Hep sıfırlar, yani biz aslında açık devre, kapalı devredir o içeride. Ama biz 0 ve 1 diye düşünür. Niye? Ya daha kolay anlayalım diye, yani bizim kendimizin daha kolay anlaması açısından. Şimdi en basitinden şöyle bir şey var. Mesela klavyede A tuşuna bastınız, ekranda hemen A tuşu görünür, değil mi? Ama aslında bu A tuşuna bastığınızda arka planda ne olur? Arka planda bu, sen A'ya bastın ya, bir kod gönderir bilgisayarın anlaması için. A'nın eş değeri mesela 65'tir. Yani bunlara çok değinmeyeceğim ama A'nın bir kodu vardır mesela, 65'tir ikilik sistemde. Yani ikilik sistemde 0, 1, işte, 5 tane 0 ve 1. Bu sayı ikilik sistemde bir sayıdır. Bunun onluk sistemde yazılması 65'tir. Bunları hesaplamayı göstermeyeceğim de ne yaptığını anlatmaya çalışırım. Bilgisayar bakar ki bir tane sayı geldi. İşte 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. O da orada bir tane şey vardır. Bilir ki bu sayı geldiğinde ekrana A basacak ve böylelikle basar ekrana. Yani yapılan budur. Şimdi biz tabii böyle sıfırcıklarla bircikle uğraşırken daha kolaylık olsun diye bizim için birimler kullanırız. Nasıl ki markete gittiğinizde işte
bir kilo elma alırsınız. Veya işte para biriminde de yine işte 500 lira var, 1000 lira var, 1 milyon lira var. Değil, çoğaldık sonra şeyler, farklı birimleri kullanırız. Burada da ilk etapta bit ve byte kullanırız. İki tane temel birim. Bit nedir? Mesela bu sayının en sağındaki bir rakam, yani bu bir. Bu bir bittir. Veya bunun solundaki sıfır. Bu da bir bittir. Yani tek bir sıfır veya bir tutabilen hafızaya aslında bit derler. Tamam. Byte ise bunlardan 8 tanesinin bir araya gelmesidir. Yani bir byte aslında 8 bite eşdeğerdir. Buraya kadar anladık mı? Gençler. Evet hocam, anladık. Yes hocam. Ya herkes kapatıp kahve içmeye gider galiba. Ben sorusu yok hocam. Yok hocam. Tabii. Hayır hocam, dinliyoruz sizi. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi. Tamam. Yukarıda görüldüğü gibi 0 ve 1'lerden oluşan 8 sayıya byte, bunlardan her birine de bit denir. Tamam. Bit'in bir şeyi var. Nereden çıktı bit diye düşünürseniz, bu binary digit. Yani B harfinin, binary'nin ilk B'si ve digit'in IT'si. Bunu alaraktan bit diye bir şey oluşturmuşlar. Yani bir şey yok İngilizce'de anlamı. Binary digit demek de ikilik taban sayısı. Yani binary ikilik sistem demek. Digit de sayı demek İngilizce'de. İşte ikilik tabanda bir sayı anlamında. Tamam. Yani İngilizce aslında olduğunda daha kolay anlaşılır neyin ne olduğu. O yüzden söyledim. Bir şey daha var. Şimdi bit derken küçük b, byte da derken büyük b kullanırız. Yani bazı yerlerde bunları aynı şekilde ya küçük ya büyük yazarlar ama aslında terminolojide, yani terminoloji dediğim bir şeyin esas nasıl yazıldığına bakıldığında bit b'dir, küçük b, byte da büyük b'dir. O zaman ben 35 deyip yanına küçük b koyduğumda 35 bit anlamına gelir. 35 deyip yanına büyük b koyduğumda 35 byte anlamına gelir. Ne farkı var bu iki sayının? 35 bit ile 35 byte arasında ne fark var? Byte daha küçük bir birim hocam. Byte daha büyük. Tam tersi. Bit ne? Mi daha yok? Byte daha küçük değil miydi ya? Yok, değildi. Bit tek bir sıfır veya birden oluşur dedim size. Byte da 8 tanesi. Yani 35 byte. Bak. Hocam byte biti oluşturmuyor mu? Byte biti bit byte oluşturur. Bit byte oluşturur. Ha. Yani daha doğrusu 8 tane bit yan yana geldiğinde 1 byte diyebiliriz. Sonra megabyte, gigabyte, terabyte. Evet. Öyle. Tamam. Söyle bana bakayım. 35 byte kaç bit eder? Veya ne yapmam lazım? 35 byte kaç bit eder? 8'e böleriz hocam. Hadi gene 8'e böler. Byte daha büyüktür. Yani 35 byte o zaman 8 demen lazım. Yani böyle seni küçükken para konusunda çok kolay kandırdılar demektir bu ha. Mesela işte 5 lira daha büyük. Yok hocam, dediğinizi anlamıyorum ki ben size doğru bir cevap vereyim. Ne? Sizin dediğinizi anlamıyorum ki ben doğru bir cevap vereyim size. Hocam 280 bit mi? Nasıl anlaman dediğimi? Şimdi ya bak 35'i 8 ile çarptığında 280 mi eder? Evet hocam. Üçgesi, evet 280 bit. Ben dedim ki sana 35 byte kaç bit eder? 280 bit eder. Çünkü
1 byte normalde 8 bittir. Yukarıda dediğimiz gibi. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Anlaşıldı hocam. Tamam. Tamam, devam edeyim. Şimdi diğer birimlerimize bakalım. Mesela kilo aslında en kolay olması lazım. Çünkü mesela markete gittiniz, 1 kilogram elma aldınız. Ne demektir? 1000 gramlık elma aldınız demektir. Mega, milyon demektir. Giga, milyar demektir. Tera da trilyon demektir. Yani bunların daha büyükleri de vardır. Şu anda pek kullanmayacak diye. Sadece dersle alakalı olanları anlatmaya çalışırım size. Benim için yeterlidir yani bunlar. Şimdi kiloya geldik buraya. Kilo 1000 demek. Bunu gösterirken 10 üzeri 3 desem, 10 üzeri 3 ne demektir? 3 tane 10'u yan yana koyup çarptığında 1000 eder değil mi? 10 üzeri 3 de öyle değil mi? Evet hocam öyle. Tamam. Megada milyon, onda da 6 tane 10'u yan yana koyarsan ve çarparsan 10 üzeri 6 eder. Onu da bu şekilde aklımıza tutabiliriz. İşte giga milyar demek, o da 10 üzeri 9. Tera da trilyon demek, 10 üzeri 12. Tamam. Biz bu şekilde hesaplayacağız hep şeylerimizi. Ha, aslında bunun doğrusu şudur. Yani mesela 1 kilobayt 2 üzeri 10'dur aslında. Onu da yan yana 10 kere 2'yi çarptığında 1024 eder. İkilik sistemde hesaplarız ya normalde. Ama biz bunu 1000 olarak hesaplarız. Onluk sistemde 1000 olarak sayarız ki yani kafa karıştırmasın, hesaplamalarda daha kolay olsun diye. Tamam, o yüzden size yanına yazdım bunları ama mesela hesaplama yaparken işte 10 üzeri 3, 10 üzeri 6, 10 üzeri 9, 10 üzeri 12 yani kilo yerine 10 üzeri 3, mega yerine 10 üzeri 6, giga yerine 10 üzeri 9. Tabii bunlar nedir? Bit veya byte olarak hesaplayacaksak. Tamam. Yani 1 megabyte kaç byte'tır? 10 üzeri 6 deriz mesela. Veya 1 milyon. Tamam mı buraya kadar? Tamam. Bir sonrakini paylaşayım. Görebiliyor musunuz ekranı? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Şimdi böyle örnekler vereyim size. 2 megabayt. 2 megabaytı 2 çarpı 10 üzeri 6 işte yanına B, büyük B gelecek şekilde 2 çarpı 10 üzeri 6 byte veya 2 milyon byte diye söyleyebiliriz. İşte 4 gigabit, bak küçük B'dir bu. Küçük B olduğunda bit olarak sayarız. 4 gigabit 4 çarpı 10 üzeri 9 yani giga olduğu için 10 üzeri 9 veya 4 milyar bit. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Yani her türlüsünü duyabilirsiniz yani normalde. Tamam. Şimdi ufak tefek hesaplamacıklar yapacağız. Yani bu bant genişliğine girdiğimizde şimdi bant genişliği nedir? Bir iletim ortamının
ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Yani iletim ortamı veya haberleşme kanalı nedir? Yani bilgi alıp verdiğimiz herhangi bir kaynak. Bu telefon kablosu da olabilir, ne bileyim network kablosu da olabilir, bilgisayardaki bir kablo da olabilir bilgisayarın içinde. Veya bir veri yolu olabilir şeyin içinde, anakartın üstünde. Bunların her biri bir iletim ortamıdır. Eğer bilgi iletiyorsa, bilgi alıp verebiliyorsa bu bir iletim ortamıdır. Tamam. Mesela network kablosu. Network kablosu şeyi var. Eski modelleri de var, yeni modelleri de var. Network'ün uğraşan arkadaşlar var mı bilmem aranızda. 100 megabit saniyede veya 1000 megabit saniyede bilgi aktaran network kabloları var. Yeni kablolar, işte bu kategori 6 derler bunlara, yeni kablolara. 1000 megabit saniyede bilgi aktarabilir. Şimdi 1000 megabit kaç gigabit olur? 10 milyar mı hocam yoksa? Yok. 1000 megabit kaç gigabit olur? Yani gigabit daha büyük. Tamam. 1000 megabit kaç bit eder? Bir hesaplayın bakayım. Bir daha söyler misiniz hocam? 1000 megabit kaç bit eder? 8000. Yok. Bir dakikacık. Bekle. 10.000 değil mi ya? Aynı kişidir karıştıran bunları, yoksa ayrı ayrı mı karıştırırsınız? Bir dakikacık. Bak. 1000 megabit. Tamam. Kaç bit eder? Sadece yani mega falan koymayacaksın. Sadece bana sayıyla kaç bit olduğunu söyleyeceksin. Hocam 8'de çarpmayacak mıyız? 8'de niye çarpıyorsun? İkisi yani bit sordum sana gene. Byte demedim veya 1000 megabit kaç megabayttır desem sana. Pardon, 1000 megabayt kaç megabittir desem 8 ile çarp. Ama şimdi ikisi de bit. Yani soldaki birim de bit, sağdaki de bit. Tamam. 1000 megabit kaç bit eder? Ona bir bakalım. 1000, şimdi burada 10 üzeri 3 falan çarpamayacağım size ama direkt şeyi yapacağım. Mega kaç demekti? Kilo kaçtı? Kilo. 10 üzeri mega. Kilo 1000 demek değildi. Mega kaçıdı? 1 milyon değil. Hocam 10 bin gram. Ya da 100 bin gram. Hocam. Efendim. Hocam benim İskele'ye gitmem lazım da işim çıktı. Babamla İskele'ye gitmemiz lazım. Ben tamam. Çıkabilir miyim ders? Tamam, çıkabilirsin. Benim var hocam. Kendinize iyi bakın hocam. Siz de. İyi günler hocam. Ya herkes mi çıkıyor? Şimdi arkadaşlar mega ne demekti? Yok hocam, çıkmıyorum ben. Tamam, mega ne demekti? Milyon mu demekti? Evet, evet hocam, milyon. Tamam. Yani ben bu M yerine milyon yazabilirim. Şimdi 10 üzeri 6 da yazabilirdim de burada yazmak zor olacak. Milyon yazdım. Tamam. Yani bu aslında aynı sayıdır şu anda. Yanına bit de koydum. Bit. Bu sayıyla bu sayı aslında aynıdır. Tamam. Onu şey gigabaytta gigabit gigada diyelim yani. Giga diyelim diyerek. Giga neydi? Milyar. Milyar demek. Milyarda kaç tane 9 var?
Ama kaç tane sıfır var? 9 derim. Cevabı da söyledim size aslında. 11 yok. 10 üzeri 9 değil miydi? Yani yan yana yazsam bak. 10 üzeri nasıl yazayım? 10 üzeri 9'u burada yazabilir miyim? Ya 10 üzeri 9 ne demektir? Birin yanına 9 tane 0 gelecek demektir. 9 tane aynı hocam. Böyle yan yana yazayım ki şey olmasın. Ya bu 10 üzeri 9 demek. Değil. Birin yanına 9 tane şey. Tamam. Burada kaç tane 0 var? 9 tane. 9 tane toplamda 0. Evet. Tamam. O zaman yani bu buna diyebilir miyiz giga? Diyebiliriz hocam. 1 milyar oluyor. Tamam. 1 giga bittir yani bu. Yani 1 evet. Megabit giga cinsinden yani giga olarak göster dersem yani kaç gigabayttır, kaç gigabittir dersem size 1 gigabittir. Yani onu anlatmaya çalışırdım. Neyse çok kafanızı karıştırmayın. Bunlarla sınıfta belki daha güzel şey yaparız. Yani şimdi... Aynen hocam uygulama daha iyi olur. Yani sınıfta göz göze. Evet göz göze tamam. Ben devam edeyim. Diğer şeyime. Niye çok az kişi kaldı? Kanka böyleydi zaten. Yok. 2 kişi çıktı galiba. 10 kişiydi en fazla. Hocam bir kişi çıktı. Burak çıktı. Burak. Siz şeye bakın ya. Yani öğrenmek isteyen öğrenir. Sonrasında videosunu da atacağım. Siz onlara bakmayın. Giden gider. Tamam ben devam edeyim. Bakayım. Şimdi tamam. 1 gigabit yani ne dedik? 1000 megabittir. Zaten şeyde 1000 megabit diye yazar bu kategori altının üstünde. O 1 gigabittir. Biraz evvel gösterdiğim gibi. Tamam. Dersem ki size 1 gigabit kaç byte'tır? Bu sefer ne yapmam lazım? Şimdi bakacaksınız hangi birim daha büyüktür? Ona göre bir kanıya varacaksınız. Eğer mesela 1 gigabit kaç byte'tır dersem size burada bit var, diğer tarafta byte var. Yani istediğim birim daha büyük. 8 katı. O zaman tam tersini yapacak. 8'e bölecek. Anladınız mı yapılmak isteneni? Anladım hocam. Tamam. Yani bunu da şeyden söyleyeyim. Yani mesela 1 byte 8 bittir deriz ya. 1 bit kaç byte'tır? Bir bit kaç byte? 8 byte hocam. 1 byte 8 bittir. 1 bit kaç byte'tır? İki değil mi hocam? 1 byte, 1 bit 1 bölü 8 byte olur. Ya bit bir tane, byte 8 tane diye düşün. Senin 8 dilimlik pastan var. Bir dilimini aldığında o pastanın kaçta kaçını yemiş olun? 8'de 1'ini. Yani 1 bölü 8'ini. Evet. Aynı mantıktır aslında. Neyse. Ben buradan devam ediyorum. Şimdi size sorarsam 1 gigabit kaç byte eder? Byte bitin 8 katıdır. Bu durumda daha küçük bir sayı elde etmemiz gerekecek. O zaman da ne yapacağız? Bu biti byte yapacaksam ben o zaman 1 bölü 8 ile çarpacağım.
giga 10 üzeri 9 demekti. Sonra 10 üzeri 9'dan çarpacağım. O da böyle bir sayı edecek. Yani 1 bölü 8'i bölersen mesela hesap makinesiyle 0.125 gibi bir sayı olur. Çarpı 10 üzeri 9 byte. Eğer ben dersem ki bana bunu megabyte cinsinden hesapla. Megabyte da kaç sıfır vardı? Kaç 10 üzeri kaçydı megabyte? Mega. 6 hocam. 10 üzeri 6. Yani benim bunu 10 üzeri 6 yapmam lazım. Buradan 3 sıfır yani 3 tane büyütmek için ben bunu 1000 ile çarparsam bundan da 3 tane atmam lazım. Yani 10 üzeri 6. Neyse bunun matematiğini sınıfta daha kolay yapacak herhalde. Sonuç olarak 125 megabayt olur. Yani 1 gigabit. Yani aslında yaptığımız şey 1000'i 8'e bölmektir arkadaşlar. 1000 böl 8 125. Yani bir üst birimden alt birime nasıl çevirme yapabiliriz? Ona baktık. Neyse biraz daha basit şey yapacağım ben. Yani esas bunları değil amacım. Şimdi şeye gelelim. Bu bant genişliğiyle alakalı şeylere gelelim. Evde mesela internetin var. 8 megabit. Tamam. Bu ne demektir? Saniyede 8 megabit bilgi indirebilirsiniz demek. Ama mesela atıyorum bir tane driver indireceğim. Orada yazar 30 megabayt. Ya benim indirme sürem megabit inan. Burada megabayt. Şimdi kafam karışır düşündüğümde. Bunu ben nasıl yapabilirim? İkisi de aynı birim olması lazım ki diyeyim işte bu kadar saniyede ben bunu indirebilirim. Şimdi eğer benim 8 megabit saniyede bilgi indirebilirsem kaç megabayt eder bu saniyede? Sekiz megabit bilgi indirebilirsem saniyede bu saniyede kaç megabayt eder? Sadece bit ile byte'ın farkını bilip hesaplayabilirsiniz bunu. Bit daha büyüktür arkadaş. Byte daha büyüktür. Yani bitten byte'a bir şey çevirirken 8'e böleriz. Tamam bunu unutmayın. Yani mantığını şey yapamazsanız bunu ezberleseniz gene olur. Eğer bitten byte'a böyle byte'a çevireceksek bir şeyi o zaman 8'e böleceğiz. Tamam? Eğer byte'dan bit'e çevireceksek de 8'le çarpacağız. Bu kadar basit. Şimdi bitten byte'a çeviriyorum size. Bit'i verdim. Byte'ı istedim. Bu durumda ne yapmam lazım? 8'e bölmem lazım. Yani benim internetim saniyede 1 megabayt internet 1 megabayt veri indirir. Anladınız mı burayı? Evet hocam. Tamam. Bu durumda 1 megabaytlık bilgi indirmiş oldum. Tamam. Şey yapalım. Mesela daha çok böyle dikkat çeken bir şey. Ne indirirsiniz mesela internetten? Müzik, oyun, resim. Mesela bir oyun ne kadar ne kadarlık yer tutar bir oyun? 1 GB en az. 3 GB. Kaç? 2-3 GB hocam en az. 3 GB'lık oyun var. Tamam. Şimdi biriniz bana internet hızını söylesin. 10 megabit hocam. Kimdi söyleyen? Mehmet Ali ben hocam. Mehmet Ali tamam. Byte mı dedin? Bit. Megabit. Megabit.
bu yazılırken de böyle yazılır aslında. Saniyede 10 megabit. Aynen. Demek yani bu. Tamam. Bu saniye 10 megabit per second. Yani saniyede 10 megabit demek. Tamam. Mesela ne indirin Mehmet Ali? Sen oyun indirin dedin. Evet hocam, oyun. Tamam, oyun indirecek. Onun boyutu, bir tane oyun boyutu söyle bana. Çok... 8 GB hocam CSGO. 9 GB hatta. 9 GB. Tamam. CSGO 20 GB olmuş. Tamam ya, 9 GB dedik. Şimdi bir fikrin var mı? Mesela ne kadar sürmesi lazım? Tabii senin 10 MB'dir internetin ama o 10 MB tam olarak aldığını düşünelim. Yani hep 10 megabayt aldığını düşünelim. Tamam, düşmediğini düşünelim şey internet hızının. Şimdi öncelikle ben şimdi Mehmet Ali düşünür. 9 GB'lık oyun indirecek. Ne kadar zaman ister acaba ya? Ne yapması lazım? Şimdi internet hızı megabit. Oyun gigabayt. Ne yapmam lazım? Yani benim bunları ya şey megabit cinsinden ya da gigabyte cinsinden hesaplamam lazım. Yani arada biri o birinin kaç katıdır bulabilmek için. Yani bir terimi diğerine çevirmem lazım. Tamam. Byte olarak çevirmek daha şey gelir bana her zaman. Çünkü byte'ı daha çok kullanırız. Ve burada da mesela 9 GB'dir. Şimdi önce şunu hesaplayalım. 10 megabit kaç byte'dir? Şimdi buraya da yazayım size unutmayasınız. Soldaki birim sağdakinden küçükse bölme yaparız. Tamam, bu bir kuraldır. Yani bu ne demektir? Ben bu şeyi 10 megabiti lazım. 10 megayı da şey yapalım gene. Milyon yazalım. Tamam. Byte olarak istediği için benden. Tamam. Ne yapacağım ben bunu? Byte olarak bulmak istediğim için ve sol taraftaki, sağ taraftakinden küçük olduğu için birim olarak yani bit byte'dan küçüktür. Birim odur. Böl 8 diyeceğim. Tabii bu bu kadar karmaşık bir sayı çıkmayacak. Söyleyeyim size. 10 megabit yani kaç olacak? 125 kaç eder bu? 1 milyon 125 bin olması lazım. 10 megabit. Yok. Böyle bir sayı çıkacak. Yani matematik yaptım sadece. 1 milyon 250 bin byte oldu. Buraya kadar anladınız mı arkadaşlar? Anladık hocam onu. Tamam. Tamam, bu durumda kaç megabayt olur bu? Megabayt cinsinden yazacaksam. Mega neydi? Milyon oldu. Yok hocam, beynim şu an error verdi benim. Tamam, 1.25 megabayt. Aslında tek yaptığımız 10'u 8'e böldük. Tabii bu uzun iş yaptım size ama bilerek yaptım. Eğer bak senin internetin 10 megabitse tamam, byte cinsinden yazılışı bunu 8'e bölmektir. Yani kısaca kısa yolunu söyleyeyim size.
Yani bunu 8'e bölünce, 10'u 8'e bölünce 1.25 olur. Tamam. Eğer 8 megabit internetiniz varsa bunu 8'e bölünce 1 megabayttır. Demek ki sizin saniyede indirdiğiniz veri miktarı. Şimdi Mehmet Ali'nin saniyede indirdiği veri miktarı budur. 1.25 megabayt saniyede veri indirir. Tamam. Tamam. Bizim 1.25 megabaytsa saniyede 9 gigabaytı ne kadar zamanda indirebiliriz? Şimdi bunun kolay tarafı şudur. Bu 9 GB'ı da aynı cinsten yazmak. Yani ben o yüzden hepsini byte'a çevirdim. Bak 1.250.000 byte burada. Tamam. Neyse devam edeyim. Şimdi 1 saniyede kaç saniyede kaçtır? 9 GB veri indirir. Tabii 9 GB'ı da ne yapmamız lazım? Milyar cinsinden yapmamız lazım. Yani 9 tane sıfır koyacak böyle. Byte olarak şey. Yani oran orantı yaptık sadece. Şimdi burada ne yapacağız? Oran orantı da bu 9 milyarı 1.250.000 9 milyar. Tamam. Burada da 9 milyarı 1.250.000'e. Tamam. Hesap makinesi olan var mı aranızda? Söyleyin hocam hemen. 9 milyarı 1.250.000'e böl bakayım. Bir sene önce.